Merhaba arkadaşlar, herkese iyi akşamlar, umarım iyisinizdir. Jandarma Genel Komutanlığı bu sene 2023 yılına ait 7500 uzman erbaş alımı gerçekleştirmişti. 12 Eylül'de alım süreci başladı. Birçok kişi başvurusunu yapmış oldu. 2020 ve 2021 KPSS puanı olan adaylar başvurusunu gerçekleştirmiş oldu. Lojistik bölümünden Jandarma Genel Komutanlığı'nın istemiş olduğu zanaatkar grubunda yer alan, örnek veriyorum, marangoz, elektrikçi, sıhhi tesisat, kaportacı, araba tamircisi, bu gibi meslek gruplarında Milli Eğitim Bakanı'nın onaylı kalfalık çalışma belgesi olan adaylarımız da ortaokul mezunu oldukları halde KPSS puanı aranmaksızın başvurusunu gerçekleştirmiş oldu. Ve KPSS puanıyla birçok kişi asayiş komando bölümüne başvuru yapmıştı. Alım 12 Eylül'de başlamıştı. Ortalama 20 ile 25 gün arasında bir alım süreci devam etmişti. Ve alım süreci bittikten sonra 2 Ekim'de Jandarma Genel Komutanlığı taban puanlarını tüm adaylara paylaşmış oldu. 60 ile lise KPSS'nin taban puanını kapatan Jandarma Genel Komutanlığı lisans ve ön lisansı da onun altında kapatmış oldu. Birçok kişi üzülürken birçok kişi sevinmişti ve geçen sene 150 bine yakın başvuru olurken bu sene maalesef 70 ile 80 bin arasında başvuru gerçekleşmiş oldu. Bizler de şaşırdık, böyle bir durum var mı yok mu birkaç kez araştırdık. 1 oldu, 2 oldu, 3 oldu, KPSS taban puanı düşük olacak dedik. Çünkü rakam 80 bin olduğu için, geçen sene de 150 bine yakın başvuru olduğu için herkes dedi abi böyle bir durum olmaz, benim puanım şudur şudur budur diye binlerce yorum geliyordu. Bizler de müjdemizi vermiş olduk binlerce kardeşlerimize. Sevinin dedik arkadaşlar, böyle bir fırsat, böyle bir avantaj herkese nasip olmaz dedik. Bizlere güvenen kardeşlerimiz zaten doğruladı ve güvenen kardeşlerimizin de güvenini boşa çıkarmış olmadık arkadaşlar. Jandarma Genel Komutanlığı 2 Ekim'de KPSS taban puanını yakalayan, yani 60 ile 60 üzeri alan tüm adayları ön başvurusunu onaylamış oldu. 60'ın altında alan adaylarımızın da maalesef KPSS taban puanı yeterli olmadığı için adaylıkları sonlandırılmış oldu. İlk tur olmadan elenmiş oldu. Ve ilk turu geçen kardeşlerimiz de KPSS taban puanını 60'ın ve 60'ın üstünde yakalamış oldu. Ve lojistik bölümünde Jandarma Genel Komutanlığı'nın istemiş olduğu zanaatkar gruplarında yer alan sıhhi tesisat, araba tamircisi, kaportacı, elektrikçi, bu gibi meslekte Milli Eğitim Bakanlığı onaylı kalfalık çalışma belgesi olan adayların da ön başvurusunu kabul etmiş oldu ve ön başvuruya çağırmış oldu Jandarma Genel Komutanlığı ve 5 Ekim ile 16 Ekim arasında 10 günlük sürenin ardından Jandarma Genel Komutanlığı Halk Bankası tarafından belirlenmiş devlet onaylı devlet ATM'leri tarafından 75 lira ücret yatırmalarını ve makbuzlarını almasını istemiş oldu. Bugün de sürenin sonuna gelmiş olduk. Ön başvuruya çağrılmış olan adaylarımız bugünden itibaren ücreti yatırmadıysa maalesef adaylıkları sonlandırılmış oldu ve iptal edilmiş oldu. Ücreti yatırmayan adaylar boşuna gitmesin mülakat arkadaşlar, çünkü iptal ediliyor otomatikmen. Bunu da sizlere hatırlatmamız gerekiyor. Alınacak olan 7,5 bin jandarma uzman erbaşı mülakatlarına davet edilenlerin ödeme işlemi bugünden itibaren sona erdi. Ek süre verilmeyecek Jandarma Genel Komutanlığı'nın kesin talimatı arkadaşlar. Adaylar Kasım, Aralık gibi Ankara'da, Ankara Beytepe'de mülakatlara katılacaktır. Son 3-4 gündür yoğun biçimde ödeme yapılmaktadır. Geçmiş alımlara göre mülakatlara giren sayısı az, fakat kontenjan 7500 olduğu için mülakata kalan sayısı 50-60 bin civarında olduğu için rekabet yüksek olacak. 400 metrelik düz koşu, barfix, uzun atlama, bu gibi performanslara, sınav sözlü spor mülakatlarına girmiş olacaksınız. Adayların asil olarak kazanması için şunları yapması gerekiyor. Öncelikle boyla kilo arasında indeksi yakalamanız lazım. 18 ile 27 arasında bir indeks yakalamanız lazım. 18 ile 26-26,5 adayın adaylığının sonlandırılmasına sebep oluyor. Bunun yüzüne adaylar maalesef ön sağlıktan kalmış oluyor. Vücudun dış yüzeyinde oluşan fiziksel olarak eşkal belirleyici nitelikte çizik, yanık, eşkal belirleyici olarak faça, dövme, şaşlık, vücut düzeyi, bozukluk, bunlar ön sağlıkta adayın elenmesine sebep olacaktır. Diğer türlü aday ön sağlıktan geçtikten sonra olmazsa olmaz spor mülakatından iyi bir puan elde etmesi lazım. 400 metrelik koşuyu iyi bir puanla erken saniyeyle kapatması lazım. Ardından uzun atlamayı
ve barfix'i iyi çekmesi lazım. Barfix'ten en az 3 çekmeniz lazım. 4'ün 5'in üstünde çekerseniz iyi bir puan elde etmiş olursunuz arkadaşlar. Yani spor mülakatından iyi bir puan elde ederseniz sözlü mülakattan da iyi bir performans elde edersiniz. Çünkü sözlü mülakattaki komisyon komutanları adayın spor mülakatındaki performans notuna göre değerlendirmeye alıyor. Sözlü mülakatta öncelikle kendinizi karşı tarafa iyi bir şekilde ifade etmeniz lazım. Yani kaliteli bir pazarlık yapmanız lazım. Kendinizi iyi bir şekilde temsil ederseniz sözlü mülakattaki komutanlar da sizin yeterlilik düzeyinizi yüksek bir biçimde puan olarak vermiş olacaktır. Yani pasif bir görünüm sağlamayacaksınız. Genel anlamda aktif, olumlu, sevinçli, istekli olmanız lazım. Bunlar olmazsa zaten elenmiş olursunuz arkadaşlar. Bugünden itibaren sürenin sonuna gelmiş olduk. Mülakatlar Kasım ve Aralık aylarında olmuş olacak. Sizler de bu durumu kendi aleyhinize iyi değerlendirmeniz lazım. Umarım sizlere iyi bir içerik hazırlamışızdır. Artık bir sonraki süreçte mülakatlarla ilgili paylaşımlar yapacağız. WhatsApp grubuna gelmek isteyen kardeşlerimiz de yorum kısmında kanalımıza, yani WhatsApp grubumuza nasıl geleceğinize linkini göndermiş olacağız arkadaşlar. Sizler de buyurun katılın, grubumuza gelin. Bizleri dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Hoşçakalın. Allah'ım.